Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Motive Evde kanalına. Ciddi bir giriş yapmadan duramıyorum. Pop ikilemi yeni bölümündeyiz. Daha iyi bir ışığa sahibiz. Ve bu kez geçen bölümde fazlasıyla heyecanlandığımız konuyu konuşacağız Esra'cığımla. Benim bir 2000'den arkadaşım, dershane dostum. Evet, o dönemlerde bir sınavla giriyorduk değil mi liseye? Liseye hazırlanıyorduk. OKS. Ne çok geçti o yıllar ya. Bu arada ben daha gelmeden şey gördüm. Charlie'nin melekleri gördüm. 20 yıl sonra bir araya gelmiş. Hala taş gibiler. Bu da böyle bir şey. Şimdi nereden nasıl başlayacağız bilemiyorum. Ben yine çorbamlayım. Ben yine mutlusumdayım. Evet, gerçekten benim çorbam değişti bir tek. Bir yandan da Spotify'dan açayım mesela 2000'ler listelerini ve tekrar tekrar bakalım istiyorum. Her türe gireceğiz. Eğer siz beğenirseniz ikinci bir 2000'ler videosu, üçüncü bir 2000'ler videosu da çekebiliriz. Çünkü 2000'ler konuşmakla bitmez arkadaşlar. Ve 2000'leri ben konuşmaktan çok hoşlanıyorum. Ben de ve gelirken şey diyorum, 2000'leri açtım şimdi bu vakitte. Aha. Diyorum ki hangi birini konuşacağız, ne kadar konuşacağız. Hani hepsini 3 saniye falan ayırmamız gerekiyor. Bir de şey aslında 2000'ler mesela ikiye ayrılıyor adamların. Bir başlangıcı vardı, bir de yükselişi vardı. Atıyorum Britney'nin bir bebeksiliği vardı, Oops I Did It Again'leri vardı, bir toksikleri vardı falan filan. Yüzünün ne tam Justin'in bir Justified dönemi vardı, Rock Your Body falan filan. Sonra bir Sexy Body. Sexy Body mi dedi, Sexy Back, tamam. Tamam arkadaşlar, başlıyorum. İlk olarak şöyle başlayalım. Sen 2000'ler deyince ilk aklına kimler geliyor, onlarla başlayalım. Çok klasik olacak ama Justin Timberlake. Beyoncé, yani çok dediğim gibi klasik klasik ama diyor sanki bana saçma şeyler söyle. Blue var arkadaşlar. Boy bandlar zaten. Baya boy bandlar. Sadece Blue da değil, baya vardı. Şu an Backstreet Boys. Tabii baya vardı. NSYNC. NSYNC zaten Justin'in çıkışıyla birlikte sıfırlandı. NSYNC yeni albüm çıkartacakmış. Biz Justin'i sizde yapabiliriz falan demişler. Ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Belki de yaparlar yani ama bu Beyoncé'siz Destiny's Child'la aynı şey yani. Evet ama erkek boy bandlarda genelde drama queenlik oluyor. Kızlar kadar birbirlerine destek olmuyorlar. Bir Spice Girls, bir Destiny's Child'da da olmuyor yani. Şeyin, Robbie Williams'ın grubunun adı neydi? Take That, evet. Take That, o da vardı. Ben Robbie Williams'tan başlıyorum ona. Şu anda daha zor ilginç bir şeyler gelmesin. Ben Robbie Williams'a bayılırdım. Ben deli misin? Bu şeytaniliği beni benden alıyor daha beri. Yani benim için orta yaş birini söyle deseler o net yani. O zamanlar oydu. Çok tatlı adamdı. Çok cesurdu. O dönemlerin çıldığına oydu. Ben şey hatırlıyorum. Hep aklımda bu haberle kalmış. Bir keresinde adam kafası güzelken boş havuza atlamış. Kafasını yarmış. Aklımda Robbie Williams deyince ne bir eseri ne bir klibi. Direkt bu geliyor yani. İnanın boş havuza atlaması. Neden şaşırmadım acaba? Böyle gereksiz bilgi şeyim. Bir Türk kızıyla evlendi biliyorsun. I The Field. Evet, bayağı bir Türk'le evlendi. Yani biz de evlenebilirdi. Şansımız vardı ama o Ayda'yı tercih etti. Evlendi kız mı? Yani herhalde 30'larında falan. Demek ki bizimle evlenemezmiş. Evlenirmiş, hala şansımız var. Buradan Ruby'ye ama Ruby de... Ruby de kendi hiç bakmıyor. Ama Ruby de kendi hiç bakmıyor. Evlendikten sonra belki de rahatlamıştır. Neyse ama Ruby zaten hiçbir zaman taş gibi erkekler kategorisinde değil de küçük ve etli bir adamdı zaten. Dolayısıyla erken salıverdi kendisine. Bir de uyuşturucu ama, alkol çok rehabilitasyon vardı evet, evet, zaten. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani benim için taş gibiydi. Ha benim için de. Şey Rootbox dönemlerini hatırlıyor musun? Rootbox şey feel. I just wanna feel. Ben onun Kylie Minogue'la tabii ki o Kids şarkısına bayılıyorum sana daha önce zaten. Sen deli misin? Çok, çok iyiler ya. Çok iyi. Ya şimdi öyle seksi düğünler yok. Onun konser performansı da var. Mesela ben orada Kylie Minogue diye elbise dikecek. Bunun sözü var. Aynen. Yapacağım. Sadece bir kumaş parçası gerekiyor zaten elim kadar. Bunu alacağım. Şimdi söylemeyeyim dedim. Olmayan şey bitirmeme gerek yok ama. Yapacak. Benim için yapacak. Yapacağım. Oradan direkt Justin'e geçmek istiyorum. Hadi geç. Justin Timberlake ağır ağır hastaydı. O dönemlerde 2000'lerden gerçekten günümüzde bu arada başarıyla gelen az sayıdaki isimden bir tanesi kesinlikle. Justin Timberlake. Kesinlikle. Hani hakkını veriyorum. Objektif bir şekilde bakıyorum. Çok çalışkan. Çok çalışkan. Aslında hiç zaman medya maymunu olmadı. Tek bir şey dışında. Bir yaptığı bir şeyden hiç söz etmemiştim. Arada onun ayağına dolanan bir konu. Ama
Medya memnun olmadı, çok çalışkan, harika ilerledi, hep müziğinin üstüne koydu. Bunların hepsine gece sevdiğim şey Super Bowl performansında Janet Jackson'ın göğsünü çat diye açmıştı, hatırlıyor musun? Ve yani ve kadının kariyeri bitti. Hemen düştü. Kadının kariyeri bitti, Justin'in kariyerine hiçbir şey olmadı. Bir hafta sonra MTV müzik ödüllerine katılıp tüm ödülleri toplayıp çıkmıştı. Kadının kariyeri bitti yani şimdi. Şu an yine bir soğudum. Ya yapma hani yani çocukluğu bir de böyle haberim yoktu istemeden oldu falan demiş. Yani şunu nasıl istemeden haber etsin? Eyleme hakim olamadım şu an. Ya bazen de şey demiş, acaba bilinçli bir şey miydi? Çünkü göğüs ucu peçi vardı Janet Jackson'ın. Ama bilinçli bir şey olsa Janet'ın kariyeri bitti. Ya Janet bir şey söyleyeceğim, o kadar saçmalık da olamaz yani göğsü o kadar açılmış, göğüs ucu pedinin orada olması ne anlamı var mı? Var ha yok yani. Benim için şimdi görüyorum zaten hala göğüslerimizi saklamamız da çok saçma. Tabii ki sadece. O an gerçekten iğrenç, tek iğrenç anı oydu bence Justin'in. Şimdiki Me Too hareketi olsa onu canlı canlı linç ederlerdi Justin'e. Şimdiki Me Too hareketi olsa görürdüm onu yani ama onun dışında ben onun ilk çıktığı, ilk solo albümünü çok seviyorum, Justified. İşte Rock Your Body var, Cry Me River'a ben taparım. Gerçekten şu en iyi şarkılardan bir tanesi zaten. Ama nasıl çıkışı Sexy Back'le yaptı. Sexy Back ama çok sağlam şarkı. Bir şey söyleyeceğim. Tek bir şey söylemek istiyorum. Pek çok müzik türünden 2000'lere dair favorim var. Ama totale baktığınızda... Bütün albümünü beğendiğim o var diyebilirim. Evet. Tüm albüm. Tüm albüm. Ve hala dinlenir. Ve hala öyle ben gibi. Aynen yani ben de dinliyorum ve hala onun gibi bir albüm yok. Yok. Çok abi hit makinesiydi ya. Sexy Back hatırlıyorum. My Love. Ne yaptım be ben? Ben de dinliyorum. Ben My Love, Love Stones. Ben Love Stones. Çok güzeldi. Onun klibi de çok güzeldi. Evet. Ben evet. İlkokula ortaokula gidiyorum. Love Stones izliyorum şimdi. Adam volümlerden kendini yapmış. Evet. Böyle hipnotize olmuş gibi ekrana bakıyorum. Annem diyor ki kızım anne baksana diyorum ne güzel yapmışlar. Bunu nasıl yapar falan. Ay, çok ben hep şey sakınmıştım. Şey klibine aşıktım. Tabii o dönemde de Scarlett'ın en güzel dönemleri Scarlett'la birlikte aynen. Bir, her zaman şunu merak etmişimdir. Neden araba kazasında kadın ölmek zorunda? Hani Eden Bulur'u anlatıyor. Şarkı Justin kafaya buzuşup beni aldattı, biçme şimdi ölüyor. Abi iyi misin? Justin de varmış biraz. Bildiğin maço fazla bir adammış yani. Öyle bir biri demek değil. Hayır ya. Değil. Yok. Gömerim de severim bence diye. Benim gibi bipolar bir karakter. Ama yani evet klip çok güzeldi. Ona Cameron Diaz'ı çok beğeniyordum aslında. Ben de beğeniyordum biraz. Gerçekten ya o dönemin hot chiplerinden bir tanesiydi. Birinin zaten belli bir şeydi. Onunla gitmezdi de. Onunla giriyordum. Anlam veremediğim şey. Hani Justin Timberlake zeki bir adam. Çalışkan bir adam. Ama Britney de bir zamanlar zeki bir kızdı. O işlerinden kafayı yedi bence. Abi zeki olmayan bir kız dans koreografilerini o kadar iyi öğrenemez. Salak basmaz. Kötürsüz yoz güneyli kız. Sen kendi söylüyorsun. Hayır yani hakaret olarak demedim ben. Tipik Amerikan kızı imajı vardı ya. Kültürsüz böyle güneyli şey. Linç geliyor. Yani. Linç geliyor Amerikan. Tipik Amerikan derken filmlerde sıklıkla gördüğümüz Amerika'nın güney kesimindeki o Teksaslı yani kültürsüz demiyorum ama her şeyi çok böyle pembe bir bakış açısından daha ataerkil bir şeyle bakan şu an ama gerçekten böyle bir kız kuru. Anlat aşkım bir şey. Bu yüzden mi yakıştıramıyordum? Hayır yani, sadece Britney Spears olduğu için yani basit bir kadın anladın mı? Basit kadın olma nedenini anlamadım. Niye basit? Öyleydi ya. Of. Ben onu hiç sevemedim. Bilmiyorum. Bir... Ya şu an gidelim. Kadının bir insanın her şarkısı mı psikolojik deney gibi olur? Yani ben işkence çekiyorum onu şarkısını. Toksik'i sevmiyor olamazsın. Toksik'in hala orijinal versiyonunu çok dinlemem. Şarkı güzel, okey. Ama onun sesine gerçekten katlanamıyorum. Ben gidiyorum. Defol git. Neyse Allah'tan ben arkadaşımın aksine fikir ayrılığına çok katılan bir insanım yani kendi fikrine gerçekten katılan bir insanım çünkü beni bununla itham ediyor. Bana Paris Hilton'dan bahsetme, bana Britney Spears'dan bahsetme fikirlerimi. Şu
söylememe olanak tanımayan bir arkadaşım. Ama tamam bak, Britney'den bahset ama Paris'ten bahset. Sen ya, bazen kendi fikrin özgür bir video çekiyoruz burada. Tamam, konu nereden nereye geldi? Biz Justin'e bak. Ben Justin'e Cameron'ı çok beğenirdim. Ben de beğenirdim. Çok tatlılardı. Çok da yakışıyorlar. Sonra Jessica Biel'de nasıl sonlandı olay? Hiçbir fikrim yok. Sırada. Şeyleri hatırlıyor musun? Britney'e geldik. O kadar da yermek istemiyorum. Alakalı bir yerden geliyorum. Madonna, Britney, Christina Aguilera sahnede öpüşüyorlardı ve Justin'in şöyle bir gifi var, bakıyor böyle. Falan böyle sahnede onu buraya bir yere koyarım böyle. Resmen böyle şey, çünkü Justin'in şeyi çok iyi biliniyormuş böyle. Hiçbir kız arkadaşım benim önüme geçmemeli, olmamalı. Britney Justin'den ayrılıp iyice bir mega star oluyor. Biliyorsunuz ödül töreninde öyle bir an yaşanıyor. Sıralar der gibi ya. Nefret yani. Ve zaten gerçekten bunu yakınlarına falan söylemiş. O andan nefret etmiştim. Sırf reklam için. Sahnede o şekilde öpüşmelerinden falan diye. Bugün yavrum burada yaşıyor. Ben de yok. Bu arada 2000'lerde Christina da bayağı iyiydi. Bayağı dirty iyiydi. Dönemi. Bayılırım o saç örgüleri, deri pantolon geçme. Christina'ya bayılırım. Öyle bir gırtlak, öyle bir ses yok. Ama şeyin hırsı vardı onda hep. Aman tanrım, Britney çok ünlü. Ben de onun kadar hani 7'den 70'e olamam. Onun şeyliği vardı. Gerçekten sempatisi bir tık az bir insandı ama şey Christina. Mesela hiç zaman Pepsi'lerin yüzü olmadı, büyük markaların yüzü. Çünkü sattıramıyordu kadın ya. Ya aslında sattırırdı da hani o biçliğinden bence kaybetti. En güzel dönemi şeydi bana göre ama. O biç dönemi okey. Bayılırım. Dirty, back to basics. Bir insana vintage görüntü bu kadar mı yakışır? Marilyn Monroe gibi geziniyordu. Çok çok yakışıyordu. Gırtlağın hakkını veriyordu. O varoşluğundan biraz kurtulmuştu. Ve çok şıktı, çok güzel. İşte gerçekten o ara patlamıştı. Sonra tekrar bu kez piyasaya Lady Gaga falan girdi. Bu da Lady Gaga gibi olmaya çalıştı. Robotik bir şeyler yaptı. Onun sorunu hep biri geliyor, aynen onu ben de yapayım, ben de nemalanayım. En büyük problem buydu. Hala da, bence şu anda da yine bir şeyleri taklit ediyor güncel. Tabii canım, ne hale getirdi kendini. O dolgularını düşünmek istemiyorum yani. Neyse. 2000'lerin... Gwen Stefani vardı. Gwen Stefani'ye tapardım. Zaten çocukluğumuzdan No Doubt'la ben severdim böyle. Don't speak. Daha sonra... Alakası bir noktaya geldi. O ilk solo albümü. Bayılırdım ben kadına ya. Stili, tarzı da çok klipleri güzeldi. Klipleri de çok iyiydi. Klipleri de çok iyiydi. Gerçekten çok seviyordum. Yani bayılırdım. Karın kası var. Kadın full karın kasıydı. Senin için yeterli. Benim için yeterli. Ama mesela o da şu anda çok kötü. Bir tane country'ci bir sevgili yaptı kendisine. Çok biliyorum, kötü Blake. Giyini. Evet. Ben şey... Sen dünyanın 80 yaşında adamı. Ne bana yani. Ya ben Blake'i çok severim. Görüntü olarak çok hoş bir adam. Görüntü olarak bence de hoş, tamam. Ama country müzik kadar tahammül edemediğim bir müzik tarzı daha yok. Ama adam aslında şey, çok güneyli giyinen takılan bir insan değil. Tabii country'cı gibi. Gibi'nin kendiliğinden bozası varmış da bozmuş. Yani adama bağlamıyorum ben asla. Onluk bir şey şeyini. Kesinlikle. Kadın net kafayı yemiş yani. Gibi'ni ben çok severdim ya. Şeyi çok severdim. Nelly Furtado. Onu diyecektim şimdi. Tapardım ben, iyi bir sürüm vardı ya. Saint Right. Yani hala daha böyle dinlediğinde gerçekten daha küçüksün. Bir şarkında bant elini titredin. Nasıl da bir fark edersin. Saint Right'ı dinledin. Aha, bu çok ilginçmiş ya. MP3 player'ım vardı, Minton'un. Onu böyle televizyona tutup ses kaydı alıyordum her şarkıyı. Daha sonra bilgisayarda onlara isim giriyordum. Yaman nasıl uğraşmış ya. Nasıl uğraşmış. MTV'de çalışsam şu an müdürdüm. Çok iyiydi Nelly Furtado. Klibi de iyiydi. Man Eater vardı, hatırlıyor musun? Bir klaba giriyor diyor. Onu da kim parlattı? Kimlerdeki herkes parlattı gibi? Timberland. Timberland bir tanrıydı. Bana göre hala bir tanrı. Bana göre hala bir tanrı. Yani 2000'lerde en iyi. Adam her şeyi yaptı. Nelly Furtado... konuşabilsem keşke. Nelly Furtado'yu o yükseltti, o yüceltti. Sexy Back kim bulunduğu albümü o yaptı. Bak Justin'in kalbinde Pharrell Williams'ın. Çok seviyorum onu da ama bence Justin Pharrell'la Timurat'ta yaptığı işler kadar bombayı olmuyor yani.
Ya şöyle Feral'ın sözleri bence çok iyi oluyor. Evet, Feral'ın işleri çok iyi. Ama Timberland'ın işleri catchy, anlıyor musun? Bomba gibi evet. Düşüyor yani. Evet. Natasha Bedding. Bu neydi mesela? Bu benim için isimsiz mesela. Hiç sevmezdim. Hep böyle mutlu, hep kırlardan göğe falan yükseliyor. Jason biraz vardı hatırlıyor musun? Evet, ne mana. Ya yani ben hiç sevmedim onları o yüzden. Odamda benim Beyoncé köşesine 300 metre diye yazı vardı. Çünkü babama printer'dan Beyoncé posterleri çıkarttırıyordum ve bir kere bir Beyoncé köşesi oluşturmuştum. Beyoncé en ağır Photoshop'lu posterleri. Şimdi o posterleri şu an kadının elindeki damarlar bile belli olmuyor. Photoshop yok. Ama posterleri deli gibi hatırlıyorum arkadaşlar. Bu arada Beyoncé'nin Homecoming süper. Onu da yormadığımı bir video gelecek. Gelecek. Kings of Leon vardı. Ama tek şarkıydı bence o da. Ben de yani ben oturup diğer şarkıları falan ama dinlemedim. Ama hala Sex on Fire inanılmaz bir parça. Sex on Fire gerçekten inanılmaz bir parça. Çocuğun sesi de çok iyiydi. Neden bu kadar yapamadı? Çünkü diğer şarkılar o tatlı olmadı. Sex on Fire çok seksi, çok şey gibiydi yani. İsmini bilmeyen bir insan dinlediğinde 2000'lerin bir Sting şarkısı gibiydi, anladın mı böyle? Sting hep vardı mesela. 80-90 2000'de de vardı ve sen şeyi çok severdin onu. Desert Rose'unu çok severdin hatırlıyorum. Ama Desert Rose'un bence yıldızı Sting değil, o ortadoğu abimizdi bence. Olmasa olmaz. Sting'in sen o adamı da çok severdin. Bak sana sevdikleri burası zaten. Sting Days. Crack David. Crack David'den geçen gün alakası. Ben yanlış ülkede yanlış insanların arasında doğmuşum, özür dilerim. Alaka benim sevdiklerim de yurt dışında. Hayır, yurt dışında olması değil. Ben tam bir bilek kültürü insanıyım. Crack David'i bence bilek kültürü bile aralarından bulmuş olacak ki şu an bir hiç. Bana aksine kanıtla. Vizyonsuzluğunu görüyorsun değil mi? Ya, hiç hayır. Olan insanları sevmişim. Hayır, Kelly Clarkson. Seçemeyiz. Kelly Clarkson'ın oraların X Factor'ı kazandığı günü dün gibi hatırlarım çünkü E2 kanalı veriyordu. X Factor'ı. O kazanmıştı. Sonra Kelly Clarkson'a oradan çıkan tek ünlü oldu. Ama hiç onu sevmedim böyle ya. Hep Kelly Clarkson. Onun da güçlü bir sesi var ama yok. Yok, sıkıyor sıkıyor yani. Bakmaya devam ediyorum. Destiny's Child. Beyoncé demişken Destiny's Child. Charlie's Angels'ın şeyi. Independent Woman. Soundtrack'ı falan. Çok iyi bir gruptu ben. Good Charlotte. Ben Good Charlotte'ı da severdim. Geliyor. Şimdi gelecek şey. Hatırlamadın mı? Aklıma ama kimi getirdi biliyor musun? Simple Plan diye bir grup vardı. Ay evet, onu da severdi ya. Hala seviyorum. Simple Plan'ı hala seviyorum. Duruyorlar yani. Hayır. Duruyorlar mı bilmiyorum daha doğrusu ama eski halini severdim. Green Day'i falan hatırlar mısın? Ooo deli misin? Anları bağırdı. Onların posterlerini topluyorduk Green Day. Evet evet. Orada bayağı sürme. Ay evet ya, şimdi baba falan oldu yani. aklıma şey geldi, Evanescence geldi. Ay evet ya, ama ben bir şey söyleyeceğim. Ben hiç sonra Evanescence falan olamam. Adam da posteri yoktu yani. O öyle çatılarda mafalarda yürüyor. Bak çok hoşuma gidiyor dinlemesi. Hani ekranda fazla geldim. Aa ne güzel şarkı. Aa falan böyle şey yapıyordum ama. Oturup aslında bana bir itici geliyordu yani kadın, bilmiyorum. Linkin Park'ı deli gibi severdim. Kesin Linkin Park'a kardı yani o derece. Evet, hatta adam önce biz bayağı büyük bir depresyona girdik. Evet, gerçekten o çok şey yaptı. Üzüldük ya bayağı, şu an hatırlıyorum. Çünkü yani bizim, bak diğer saydığınız isimlerin hepsi atıyorum 60 doğumlu, 70 doğumlu adamlar. Bunlar hali hazırda biz küçükken 20'lerindeydi. Ve hani yeni stardı. Biz onlarla birlikte yetiştik, büyüdük. Ve Linkin Park gerçekten 2000'lerin bel kemiğini oluşturan isimlerden bir tanesi abi. Yani nu metal denilen şey, rap ile rock'ı birleştirme olayının temel taşı. Jay-Z ile Nambu falan böyle çok iyiydi. Klipleri, Breaking the Habit falan vardı, hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Her şeyleri çok iyiydi. Her şeyleri. Bir o bir de Chris Cornell öldüğünde çok üzüldük. Evet. Bayağı üzüldük yani. Yani Chris'te mesela tabii bir double ben onu çok ayrı üzüldüm hani böyle bir efsane şey. O olayı hatırlamak bile istemiyorum ama Linkin'deki çok ayrı bir şeydi, çok manasız. Bir de bana hala çok manasız geliyor yani. Değil mi? Ne gerek vardı? Yani çok hala bir soru işareti ve sanki şey
bazı insanlar yine öldüğünde direkt böyle atıyorum ismi yarı bilinen bir rapper bile öldü. Ariana Grande'nin sevgilisi Mac Miller ölüyor hemen. Anma konseri falan. Yani bu adamları böyle şeyler yapıyorlardı. Mac Miller iyi işler yapıyordu aslında ya. Ya tam yapıyordu ama daha 2 yıl önce çıkan bir çocuk atıyorum yani. Değil mi? Hemen anma konseri. Niye öldü yani onu sorguluyorum şu an. Evet onu da yazık oldu. Overdose'dan. Ya da bilmiyorum belki de plak şirketi öldürmüştür. Çünkü böyle şeyler yaşanıyor arkadaşlar biliyoruz yani lütfen. Linkin Park gerçekten çok iyiydi. Klipleri her şeyleriyle, sahne performansları. Blue Jean ünlü isimlere dair mini kitaplar verdi. Linkin Park kitabını hatırlıyorum hala ya. Grafitleri falan vardı. Korn vardı, Korn'u severdim. Aynen. Korn daha hardcore kalıyordu onlara göre. Bayağı. Ben aynen dinlemezdim Korn. Ya bilirdim. Severdim de birisi çaldığı zaman okey benim için ama böyle açıp da Korn, ben asla o kadar hardcore bir insan olmadım. Ben her zaman şeymişim, bipolar kişilik bölünmesi yaşıyormuşum. Bir yanda Beyoncé elleşi, R&B'leri dinleyip Beyoncé'ye olacağım falan, bir yanda Korn dinledim. Daft Punk, Kanye ile Harder, Better, Stronger falan. Kanye vardı, 2000'lerde Kanye vardı ama. Vardı ama bence çok hip değildi. Çok yizi değildi. Ama bir şey söyleyeceğim. Kanye hiçbir zaman çok Jay-Z kadar olmadı aslında. Çok ana akım olmadı. Sadece kardeşimler sağ olsun. Kanye'nin bir klibi vardı. Gerçekten sanat eserimiz değil mi? Şey mi? Balerinler, kuşlar, o kıza evlenme falan teklif etmişti de kız kabul etmemişler. O kız da bir klasik modeliydi Doğa'ya. Şu an çok daha farklı bir Kanye olabilirdi elimizde. Kesha vardı. TikTok'ların 2000'lerde mi o ya? Rahat bir 2009 son. Ne çok büyümüşüz ya. Abi bak Kenşe mesela bana 5 yıl önce sanladın mı? Aynen bana da öyle. Şey Rihanna'nın Ponda Rap'liği SOS. Ben onları çok sevmezdim. Ben çok severdim. Ben 2009'muş TikTok'a. Ha, Rihanna'nın tabi daha sonra bir Disturbia. Tamam, Disturbia dönemi vardı. Kısa saçlı. Onun mesela slow olarak Russian Roulette de bayağı iyi. Aa. Onun klibindeki haline ben bayılıyorum. O zamanlar için çok güzel bir görüntüydü. Sen sevmiyorsun ama ben Madonna'nın müzikiyle büyüdüm arkadaşlar. Ya sevmiyor değilim aslında. Avril Lavigne vardı. Ya bir şey söyleyeceğim. Sevme. Ama şu 2000'ler marşı. Şey. Bu arada Timbaland de Madonna'ya albüm yapmıştı. Feral'lar falan hatırlıyor musun? Biz bir şey soracağım, dershane dönemimizde benim parmak kapak telefonum varken senle Justin'in dansını taçlarınızı hatırlıyorum. 4 Minutes. Madonna ile birlikte. Ben sen şey demiştim, bir dakika şunu hiç unutmadım. Nedense hiç unutmamış olan bir tanesi. Abi Justin'i çok seviyorum ama klip boyunca dans ederken ayaklarına bakıyor. Hani bu beni deli etti, bu kadar mı toysun falan demiştim. Böyle bir kırık... kritik yapmıştı. O küçük aklına bayılmıştı. Vav wow, ne zeki arkadaşlarım var. Şöyle bakmıştım evet Justin ayaklarına bakıyor falan almıştım. Full ayaklarına bakıyor. Hala hala bakıyor. Bu arada ben o kulübün dansını ezberlemiştim. Ezbere yaparım. Çok güzel hala değil yaparım miydi? Net yaparım. Abi çok güzel değil mi? Arabaların içinden giriyorlardı çıkıyorlardı kasada falan. Falan. Evet yarıları falan gözüküyordu insanların öyle bir şeydi. Yarı içleri gözüküyordu. Ha içleri gözüküyordu. Abi zamanın çok keresinde kliplermiş. Tek bir şey söyleyeceğim. Eskiyi övmek falan değil bu. O da Timbaland yaptı değil mi? O da Timbaland'dı aynen taş gibi şarkı da. Şey şu anda ben o kadar enteresan klipler görmüyorum. Artık sikko klipler var. Bizim 2000'lere dair favorilerimiz bunlar da Avril falan es geçtik. Yani bilmiyorum ben Avril falan da olmadım ya. Ben hiç olmadım. Yani bir ara oyun o kız yüzünden bir ara herkes kravat takmaya başladı. Ay evet daha sonra kız şey dedi ben bir projeydim hiç böyle düşünmüyordum böyle giymiyordum falan filan dedi. Ben kız da kendisini bitirenlerden bir tanesiydi zaten. Şimdi onun hakkında çok fazla... Ha, öldü. Öldü yerine başkası konunu falan diye. Bizim 2000'lere dair favorilerimiz bunlardı. Sizin 2000'lere dair favorileriniz kimlerdi? Aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Eğer beğendiyseniz belki de 2000'lere yeni bir bölüm bile çekebiliriz. Veya başka bir döneme çekeriz. 2010'lara çekeriz mesela atıyorum. Geriye gidelim lütfen. Tamam geriye gidelim. 90'lara 90'lara gideriz. Veya yerli 2000'ler yaparız vesaire. Bizim bunlardı.
filmler yaparız 2000'ler. Aklıma direkt Ada geliyor arkadaşlar. Ewan McGregor, Scarlett Johansson. Böyleydi yani. Ada çok iyi bir video. Biz izlemeye devam edelim. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Size çok seviyoruz. Bye bye.